Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bebeğimizin kafasına devam edeceğiz. Bir önceki videomuzda şortunu hazırlamıştık. Düğmeleri de diktim hanımlar. Şu şekilde. Askıları çapraz yaptım. Omuzdan düşmesin diye. Hemen önce şöyle bir bakalım, hatırlayalım. 18 sık iğne bırakmıştık gövdede. Sonra 3 sıra boyun ördük hanımlar. 1, 2, 3. Şöyle işaret ipimiz arkada. Şuradan sayalım. Boyundan sayalım. 1, 2, 3. 3 sıra boyun. 4. sıra diyelim şimdiki sıramıza. 4. sıramızda her sık iğneye arttırma yapacağım. Her sık iğneye batıyorum. Şu şekilde. Sıra sonuna kadar arttırmalarımızı yapalım. Her sık iğne içine arttırma yaptım. 36 tane sık iğnemiz oldu. Beşinci sıramıza geçelim. 1, 2, 3, 4. Evet, şimdikini 5. sıra olarak sayalım. Boyunda 3 sıra düz ördük. 18 sık iğne. 4. sırada her sık iğneyi arttırdım. 36 sık iğne. Şimdi 5. sıraya geldik. 5. sıramda da 1. 1 ördüm. İkinci sık iğnemin içine arttırma yapıyorum. Tekrar bir örüyorum. Sıradaki sık iğnemi arttırma yapıyorum. Bu sıramızı da böyle tamamlayalım. Bir sık iğne ör, bir arttır yapalım sıra sonuna kadar. Beşinci sıramızda iki sık iğne öreceğim, bir arttıracağım. Dördüncü sıramızda her sık iğneyi arttırma yaptık. Beşinci sıramda bir, bu da iki. Bir tane arttırmamı yapıyorum. Aynı yere battım. Bu şekilde hanımlar. 1, 2. 2 sık iğne ör, 1 arttır. 2 sık iğne ör, 1 arttır yaparak sıramızı tamamlayalım. Böyle ayaklar da masaya değiyor. Bana zor geliyor. Ben sıramı tamamlayayım, geleceğim. 5. sıramı tamamladım. 48 tane sık iğnemiz var. 5. sıramda 48 sık iğnem var. 6. sıraya geçelim. 6. sıramda yine arttırma yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sık iğne ördüm. Sıradaki sık iğnemi arttırmamı yaptım. Bu sıramızı böyle tamamlayacağız. 54 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. 6. sıramızı tamamladık. 54 tane sık iğnemiz var. 7. sıraya geçiyorum. Burada da arttıracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 sık iğneden sonra sıradaki sık iğnemi arttırmamı yaptım. 8 sık iğne ördüm, 1 arttırdım. 6 defa tekrarlayalım. Sıra sonunda 60 tane sık iğnemiz olacak. 60 tane sık iğnemiz var. 7. sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi biz tam ortasını bulmak için şöyle işaret toplu iğne takalım ya da şöyle iğne var şu anda elimde. Tam ortasını bulalım hanımlar. Çenemizin şöyle sanırım. Evet, şurada. İğneyi taktım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane sık iğne. Şu iğneyi taktığım yeri de sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Evet, arada şöyle de ipimizi takalım. Şaşırmayalım diye. Siz de şaşırmayın diye hanımlar. Şöyle bakalım. Tam ortasını bulduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde ipimizi taktık. Bakalım işaret yerinden itibaren kaç tane sık iğnemiz var. Hem örelim hem de sayalım. Ben öreceğim hanımlar, sayıyı da size söylerim. İşaret ipimi kaldırmıyorum. Düz örüyorum. İp taktığım yere kadar düz gidiyorum. Bakalım kaç tane sık iğnemiz var. İşaret ipinden buraya kadar 30 tane sık iğnem var. 30 tane sık iğne ördük hanımlar. Şu ipimi böyle yapıyorum. Çene kısmına geldim. Tabii şunu da öreceğim. Önce örelim bakalım. Ya da başka ip takalım. Böyle. Sayalım ki karışmasın. 1, 2, 2 tane ördüm, bir tane çenede arttırıyorum. Tekrar 1, 2, bir tane arttırıyorum. Bir tane arttırdım. Yani bir burada arttırdım, bir burada arttırdım. Kalan sık iğnelerimi düz örüyorum. İşaret ipine kadar. 60 tane sık iğnemiz vardı. 2 tane arttırdım. 62 tane sık iğnemiz var şu anda. Bir sonraki sırada bunları keseceğiz. Şimdi 62 tane sık iğnemizi düz örelim. Şu işaret ipime kadar düz gidiyorum. 8. sıramızı tamamladık. İşaret ipimi yukarı taktım. Bu sıramı düz örüyorum. Çeneye kadar 30 tane sık iğnemiz vardı çeneye kadar. Şu kısma kadar düz örelim hanımlar. İşaret ipimizi taktığımız yere şöyle bakalım. 30 tane sık iğne ördüm. Çene kısmına geldik. Şöyle, buna gerek yok aslında. Kafanız karışmasın diye hanımlar.
takıyorum. Bir, iki, iki tane ördüm. Bir tane azalttım. Aynı şekilde bir, iki, iki tane ördüm. Yani burada arttırdığımızı tekrar bu sıramızda kestik. Bu şekilde kalan sık iğnelerimi düz örüyorum. Başka bir kesme yok. Bu sırada sık iğnelerimizi düz örerek sıramızı tamamlayalım. 9. sıramızı tamamladık. Yine 60 tane sık iğnemiz var. Değişen bir şey olmadı. 10. sıraya geçelim. 10. sıramızda da Pardon, televizyon açık. 10. sıramda da tekrar arttırma yapacağım yanak kısmında. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, çeneye yaklaştık. 22, yanak kısmı. 22 tane sık iğnemizi ördük hanımlar. Şöyle bakayım kaç tane arttıracağım. 22, 23, çeneye yaklaştık. 23 tane sık iğne. Bir tane daha örelim. 24. Pardon, 23 olsun. 24. de arttırma yapacağım. 23 sık iğneden sonra bir tane arttırdım. Bir ördüm. Bir tane arttırdım. Bir ördüm. Bir tane arttırdım. Bir ördüm. Bir tane daha arttırdım. Kaç tane arttırmış olduk? Bakalım. 1, 2, 3, 4 tane arttırmış olduk. Burada kalan 6 tane sık iğnemizi örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, bir tane daha örelim. 7 tane, 6 tanesi zaten çene için ayırmıştık. Bir tane ördüm, da 7. bir tane arttırıyorum. 6 çeneden bir tane fazla ördüm. 7 sık iğne, bir arttırdım.
Bir sık iğne örüyorum. Bir arttırma. Bu ikinci. Bir sık iğne örüyorum. Bir arttırma. Bu üçüncü. Bir sık iğne. Bir tane daha arttırıyorum. Bu da dördüncü. Ne yaptık? Dört burada, dört burada, yanakta 8 tane toplamda arttırma yaptık. 60 tane sık iğnemiz vardı. 8 daha, 68 tane sık iğnemiz var şu anda. Kalan sık iğnelerimi işaret edene kadar düz örüyorum. Sıramızı tamamladık. Şöyle sayalım hanımlar. Bakın. Ben şöyle saydım size. 1, 2, 3, 3 tane boyun sırasından itibaren saydım. Ama şuradan kafanız karışmasın diye şu beyazdan sonra ten rengine geçtik ya. Buradan itibaren sayalım kafanız karışmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu şekilde sayarsak 12 sıra örmüş olduk. Burun kısmından sonra hanımlar bir sıra işaret ipini kaldırmadım. Bir sıra burun üzerine geldim. Burada 6 sıra düz ördük. Bir sıraya geçiyoruz. Sıramızda yanak kısmına kadar sık iğnelerimizi örelim. Sanırım 23 sık iğnemizdi. 22 veya 23'tü. Yanak kısmında arttırdıklarımızı azaltacağız. Biz 22 tane sık iğne örelim hanımlar. İşaret ipinden yanak arttırmalarımıza kadar 23 tane sık iğne hanımlar. 23 tane sık iğne örmüştük. Daha sonra arttırmıştık. 23 tane sık iğne ördüm. Azaltmalarımızı yapalım. İlk azaltmamı yaptım. 1 ördüm. Bu ikinci. 1 ördüm. Bu üçüncü. Tekrar bir tane ördüm. Bu da dördüncü azaltma. Arada kalan sık iğnelerimiz vardı. Bir, iki, üç, 4, 5, 6. Bir azaltalım. Bir tane azalttım. Evet, yine ipim takıldı. İlkini azalttım. Bir ördüm. İkinci azaltmam. Bir ördüm. Üçüncü azaltma. Bir ördüm. Evet, bu tığ değiştirmenin zamanı geldi sanırım ama o burası plastik olan tığları da kullanamıyorum. Sanırım buna alıştım diye galiba hanımlar. Evet, konuşunca yine unuttum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir azalt, bir ör, bir azalt, bir ör, bir azalt. Bir ör.
da dördüncü azaltmam sanırım. Kalan sık iğnelerimi düz örüyorum. Altı sıra düz örmüştük. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. sıramızda yanaklarda azaltma yaptık. Bir sıraya çıkıyorum. Bu sıramda da burun yapacağız. Böyle tek parça çıkan oyuncakları çok seviyorum örmeyi. Dikişi pek sevmiyorum hanımlar. Örelim bakalım. Şöyle dönelim. Şuraya kadar. Şu çenenin hizasına kadar. Şu işaret ipimize kadar örelim bakalım. Daha sonra burada ayarlayacağız burun kısmını. İşaret ipinden itibaren 31 sık iğne saydık hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Evet, 31 tane sık iğne saydık. Tığın başına alıyorum. Yalancı trabzan. İki tane tığımın üzerinde sık iğne var. Tekrar tığın başına alıyorum. Üç tane oldu. Tığın başına alıyorum. Dört oldu. Tığın başına aldım. 5 oldu. Tığın başına aldım. Bu da 6. oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama tığımızın üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 6. Sık iğnemiz var. Hepsini şöyle içine geçiriyorum. Ve bir zincir. Kapattık. Kalan sık iğnelerimi devam ediyorum örmeye. Şu burnu yaptık. Daha sonra sıramızı işaret ipimize kadar tamamladık. Ondan sonra işaret ipini kaldırmadım. Bakın şöyle sık iğnelerimi ördüm. Tekrar şu burun hizasına geldim. Burada 6 tane yalancı trabzan yapmıştık. Bir kere de toplamıştık. Bir zincirle. 6 tane sık iğnemizi tekrar ne yapacağız? Toparlayacağız. Uca kadar geldim. Şu şekilde bakın. Şurada bir sık iğne öreceğim. Tekrar devam ediyorum. Şu ileride de bir sık iğne ördüm. İki tane sık iğne çıkartmış oldum. Dibe de batıyorum. Şu şekilde. Evet, bu sıramızı dönelim. İşaret ipimize kadar tamamlayalım. Sıramı tamamladım. 9 sıra düz öreceğiz hanımlar. İşaret ipim burada. Bununla birlikte 10. Bununla birlikte 10. Yani 9 sıra daha örelim. Bundan sonra azaltacağız. Yalnız azaltma yapmadan önce gözlerimizi ben yerlerini ayarladım, işaretledim. Şuradan itibaren sayalım. Şu ilk arttırmadan. Her sık iğnenin içine arttırdık ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ile 18 arasında şuradan itibaren, yanaktan itibaren ayarladım. Ortalayacaksınız hanımlar. Yarısı burnun şu tarafında, arada 10 tane sık iğnemiz olacak. 5 tanesi hemen bakın.
5 tanesi burnun bu tarafında, 5 tanesi de bu tarafta olacak şekilde gözlerimizin yerini belirleyelim ve gözlerimizi takalım. Gözlerimizin kilitlerini de takalım. Şu şekilde takıyorum. İyice sıkıştıralım. Çünkü çocuklar mutlaka elleriyle, dişleriyle her şekilde çıkartmaya çalışacaklar. Tabii yaramaz çocuklardan bahsediyorum veya daha küçük çocuklardan, bilinçli olmayan çocuklardan. Bundan dolayı mühürlememiz lazım her zamanki gibi. Her videomda söylüyorum arkadaşlar. Öbür türlü mutlaka çıkar. Şöyle iyice ısıtalım. Dikkat edin yanmasın ve bastırın. O hemen donacaktır. Evet, diğerini de yapalım. Eğer yerini beğenmezseniz şöyle makasla tekrar şu lastik kısmını kesip çıkartabilirsiniz. Gözlerimizi de mühürledikten sonra içine dolduralım. Ben şöyle şırınganın iç kısmını kullanacağım. Siz telle de yapabilirsiniz. Tel ikiye katlayıp bantla etrafını dolayıp yerleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde yerleştireceğim. Şu kısma kadar. Daha sonra içini dolduracağız. Artık ilmeklerimizi kesebiliriz. 10 sıra ördükten sonra gözlerimizi de yerleştirdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 azaltalım. 0 sonuna kadar 8 sık iğne ör, 1 azalt yapalım. Daha sonra 7 sık iğne ör, 1 azalt yapalım. 8 sık iğne örüp 1 azalttık. 7 sık iğne öreceğim, 1 azaltacağım. 1 2 3 4 5 6 takıldı. 1 2 3 4 5 6 7 bir tane eksilttim. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. 8 sık iğne ördüm, 7 sık iğne ördüm. Bu arada daha çabuk kapatmak için 4 sık iğne öreceğim, 1 azaltacağım. 1 2 3 4 Sıra sonuna kadar 4 sık iğne örüp 1 azaltalım. İçine elyafını da dolduralım bu arada. Şöyle parmakları şu işaret parmağımızla şu şekilde yanak kısmını daha çok hanımlar şöyle iyice bastıralım. Şöyle iki parmağımızla da son kısmı yerleştirelim. Alın kısmını falan. Şu şekilde doldurmuş olduk. Son sıralardayız artık. Kaçıncı sırada olduğumu hiç söylemiyorum. Çünkü konuşurken unutuyorum gerçekten. Zaten birebir örüyorsak takip ediyorsunuzdur. Atlamadan. Şimdi bir sonraki sıramda 3 sık iğne öreceğim, 1 azaltacağım. En son 2 sık iğne ör, 1 azalt, 1 sık iğne ör, 1 azalt yapacağız. 1
2 3 üst sık iğne ördüm. Bir tane azalttım. Böyle devam edelim sıra sonuna kadar. 3 sık iğne örüp bir azalttık. Sıramızı tamamladık. 2 sık iğne öreceğiz. Bir azaltacağız. 1 2 Bir tane azalttım. 2 sık iğne ör, bir azalt yapalım. Sıramızı tamamlayalım. 2 sık iğne örüp bir azalttık. Bu sıramızı da böyle tamamladık. Açıklığımız varken şu şekilde son olarak elyafımızı iyice basalım. Kafamız boş durmasın. Evet. Daha sonra bir sık iğne öreceğiz. Bir azaltacağız. Son sıralardayız. Bir sık iğne öreceğim. Bir azaltacağım. Bir tane azalttım. Sıra sonuna kadar bir sık iğne ör, bir azalt yapalım. Son ilmeklerimi de hepsini bir keseceğiz hanımlar. Evet, benim için de zor oldu. Artık bebek masaya sığmıyor hanımlar. Şu şekilde keseceğiz ilmeklerimizi. Her sık iğnemi çift alıyorum. Her iki sık iğneyi bir alıyorum. Bu şekilde alalım. Kalan sık iğneleri iğneyle kapatacağız. İpimizi de iğnemize taktık. Şöyle bir sık iğneden girip diğer sık iğneden çıkıyorum. Bu arada mutlaka içine iyice doldurun. Dönüşü zor biliyorsunuz. Sökmek zorunda kalırsınız hanımlar. Evet, son kısmı da iyice çekiştirdim. Herhangi bir açıklık kalmasın. Ve ipimi keseceğim. İyice bir düğüm atalım. Zaten oraya peruk takacağız. Gözükmeyecek. Tamamdır. Kafamızı da bitirmiş olduk. Bebeğimizin kafasını da tamamladık. Bir sonraki videoda gözlerimizi, ağzımızı yapacağız. Evde saçları var. Ben hemen bu gece artık bunu tamamlayacağım hanımlar. Bu videomu yüklenirken ben de saçları yapacağım. Ramazan'dan dolayı gündüz pek yapamıyorum. Evet, bugünlük bu kadar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.